Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. İncirlerimizi, kuru incirlerimizi elekten 3 yolu eleğinden eleyeceğiz. Sınıflandıracağız ve yarın kooperatifimize, Tarış kooperatifimize götüreceğiz arkadaşlar. Kaç para tuttu? Ne kadar incir gönderdik? Kaç kilogram incir verdik? Ve ne kadar para kazandık? Yarın bir omuk sarıp gideceğiz. Ağaçta topladığımız incirler arkadaşlar, içinde hurdasını ayırdık. Sınıflandırma olarak bunları böyle çuvallarla getirdik seramızdan. Bunlar seçtiğimiz, biraz seçtik. Şunlar iri malımız, birinci malımız bunlar. Kasalara koyuyoruz, kasalarda götürüyoruz. Çünkü Tarış kasada kabul ediyor. Bu ikinci malımız, ikinci incirimiz, kuru incirimiz arkadaşlar. Şimdi eşim birinci akın bölümünde duruyor, oturuyor. İçine böyle gözden kaçmış, karışmış şöyle karaboğaz ya da balıkara gibi olanları seçiyor içinden arkadaşlar. Eleğimiz bu 3 yolun eleği, çok memnunuz. Geçen sene aldık bu eleği 3 yoldan, Aydın 3 yol makineden geçen sene aldık. Yani 2 sezondur kullanıyoruz. Geçen sezon kullandık, şimdi bu sezonda bitki de, bu sezonda da kullanıyoruz. En irisi buradan akıyor, onun bir küçüğü buradan akıyor. Böyle sınıf sınıf arkaya doğru küçülerek gidiyor arkadaşlar. Şöyle biraz da elektriğinden bahsetmek istiyorum. İsterseniz bunu hızını ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada kayış var. Kayıştan daha yavaş ya da daha hızlı birer kademe yapıyor. Mesela şu an normal hızında. Bunun bir alt yavaşı ya da bir hızlısı serisi kullanılabilir. Daha hızlı eliyor o zaman inciri. Bir kasayı daha hızlı eliyor. Ne kadar eler? Yani 15 saniyede zaten bu çıkartıyor bir kasayı. Yani çok hızlı bir elek. Çok verim aldığımız bir elek. Çok seviyorum. Benim gözümde bundan iyisi yok. Ama vardır. Belki bunun kadar iyileri vardır. Bundan daha iyisi vardır. Ben bilmiyorum. Benim gözümde bu bundan iyi de elek yok arkadaşlar. Ses böyle. Sesi böyle. Şimdi bunların yanına birer ikişer kasa koyuyoruz. Her akış yerine bir ikişer kasa koyuyoruz. Bir tane kasa koysak da olur da iki tane olsa daha güzel oluyor bizim için. Çok sessiz, takıntı tıkıntı yok. Böyle sadece bu ses var. Hadi oğlum beni dökün. Kaldır. Altın destek olur bana. Hop. Tamam. Tamam. Yeter. Bırak bırak. Şimdi bunu yavaş yavaş şuradan göstereyim arkadaşlar. Yavaş yavaş döküyorum ben. Şu normal hızla döküyorum. Şöyle. O bitti bile. Bitti bile. İçinde tek tük kalmış. Bunları alalım. Gel oğlum öbürküne. Aslında bir kişi yetiyor burada. Çok yoğun döksek bile o eliyor. İsterseniz burada bir kızak var arkadaşlar, bant. Şuraya bant kurdurup onun içine kasalar döküp oradan banttan böyle yavaş 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 bunun içine istediğiniz hızla yavaş yavaş bırakabiliyor. Öyle bant sistemi yapabilirsiniz. O bunun için biraz daha lüks oluyor. Bu yeterli, gayet yeterli. Bant olduğunda ne olur? Bir kişi daha az kullanabilirsiniz. Burada 3 kişi bu rahatlıkla eleyebiliyoruz bu inciri. Ve tonlarca incir arkadaşlar saatler içinde. Abartmıyorum. Tonlarca inciri saatler içinde bitirebiliyorsunuz. Çok hızlı elek. Tek tük gözden kaçanları emin alıyor. Yapacak olursa, abla olursa, bakın yapışma yapalım.
yerim 7-8 kilo geliyor diyorum ben ya. Diye de gelir. Baya bastır bastır ediyor. Gelir 30 gelmez de. 30 gelmez. Tek gelsin. Tek gelsin. Tutalım beraber. Öyle mi bakalım? Yaz mesela. Yaz mesela. Evet. Gözümüzden ne yazacak lan? Tertemiz ol. Allah. Ay bayağı ağır. Ağır değil mi? Burayı natron şey. Burayı birinciler burayı koyduk. Birinci. Burayı ikinciye koyduk natrona. İkinci kadem oluyor. Ay ikincisi de olmuş dedim. İkinciyi de koyalım yerine. Doğru. Bir ben onu şuraya verim. Oradaki herif de. Ya boş kasım var bunun. Şimdi arkadaşlar bu bunun mesela bunun fiyatı farklı. Bunun fiyatı farklı bu birinci. Kilo bazında mesela bu 46 ile 50 adet. 1 kilo şeklindedir bu tahminim benim. Bu ikincide ikinci derken bu natron geçiyor da karşı götürdüğümüzde ikinci olarak yazacak var. Bu da 81 ile 90 adeti 1 kilo geliyor şeklinde boyutlaması vardır. Bunun fiyatına ne yazacaklar? Bunun fiyatı belli, bunun fiyatı belli. Orada ona göre ayıracaklar. Yani bana fişini de verecekler. Kaç para kazandığımızı zaten orada öğrenmiş olacağız. Evet arkadaşlar şimdi eledik. Elediğimiz incirleri şöyle hepsini hazırladık. Bunları romorka yükleyeceğiz artık. 41 kasa birinci malımız, birinci incirimiz çıktı. 29 kasa ikinci incirimiz çıktı arkadaşlar. Yani toplam 70 kasa yapıyor. 70 kasayı biz bu romorka nasıl aldıracağız onu da bilmiyorum. Ortadan artık orta yükleriz. Kenarları 2'den devam ederiz. Bir şeyler yapacağız. İncirimiz bu, incirimiz bu. Şimdi sarıyoruz bakalım incirimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç para tutacak? Kaç para gidecek? Bir Allah'ın yardım etsin. Fiyat yardım etsin. Hayır. Bu tartı da ona göre tartı da ya. Tabii. Ona göre yardım. Allah inşallah. Emeklerimizi yardım İkimizin ayakları ya. İkimiz de... Bir aydan beri ayakkabı bir aydan beri sabah... Akşama kadar ayakkabı için dolunca... Ayakkabı giyemiyoruz şu sıra. Tamam. Bunu size biraz atarım da çıkayım. Yani ikinci malımız bitti. Şimdi daha yeni malı yapmak için şuradan şu çuvalları şöyle ayıralım. Şey, kasaları pardon. Şöyle. Öyle dedik. Tamam. Öyle. Tamam. Şunlar. Buraya bir tane koyacağız. Birinci malımızdan. Ondan sonra geri kalan zaten ayırmış olduk. Arkadaşlar yerleştirdik ya. Buranın yolla iniş de tehlikeli burasının. Buradan bir kapak açtık mecburen. Kapaktan sonra da biraz daha koyduk. Yine 4 kasamız kaldı. 4 kasayı nasıl aldıracağız? Bir yola inelim. Tehlikeli yere inelim. Tehlikesiz yere inelim. Ondan sonra orada bir daha düşünürüz. Gerek yok.
koyarsak, iki tane buraya koyarsak bağlarız. Artık zaten bağlayacağız kesin. Bir tane buraya koyalım. Bir tane öne koyarım, oraya bağlamaya gerek yok. Zaten 4 tane. 4 tane değil mi? Ben getireyim ya. Çaldan mı geliyor? Dayı başı ona. Evet, tarihe geldik. Fazla sıra yok ya. Allah Allah. Ya sıra bayağı vardır diyordum. Ondan buradan geldim. Bayağı sıra yokmuş fazla. İyi yani. Beklememiş oluruz. Şöyle girelim. Sıramıza girelim. Arkadaşlar fazla sıra yok. Hemen 4-5 tane motor var önümüzde. Ben ipleri çözeyim, hazırlayayım. Arkadaşlar biraz tarihten bahsedeyim size. Bu kooperatif. Bizim kooperatifimiz. Şimdi buraya ortak oluyorsunuz, üye oluyorsunuz. Kooperatif adı üstünde. Biz zamanında eskiden olduk, çok oldu. Şimdi ortak alımını bazı yıllar çalıştırıyorlar, bazı yıllar kapatıyorlar, açıyorlar. Bilmiyorum ben, şu andaki durumu bilmiyorum. Sonra ona taahhüt yapıyorsunuz. Hatta ortak alımın ücreti bile bayağı yüksek. 15 bin, 20 bin civarındaydı bundan kaç yıl önce. Birer ton, her ton başına da 20 bin lira üye oluyorsun. Mesela bizim 3 tonumuz var burada. 3 ton incir gönderebiliriz. Hatta onda %10'da aşım oluyor. 3300 kilogram. Yani 6 ton taahhütüm varsa 600 kilo da aşımı. Yani %10 aşım oluyor. Getirebiliyorsun, sorun yok. Getiriyorsunuz. Mesela ben buraya bu sene ne kadar yapacağım? 3 tonum var ama bu sene ne kadar incir yapacağım? 2 ton getirebileceğim. 2 tonun da yarısını getirmek zorundayız. Eğer yarısının altına düşerseniz burada yaptırım değil de bazı avantajlardan faydalanamıyorsunuz. Ama mesela krediymiş, destekmiş, bazı avantajlardan faydalanamıyorsunuz. Yalnız çok da üst üste de yarısını dolduramazsınız tonajın, incirin. O zaman da ortakta çıkma durumları oluyor. Burada öyle bir durum söz konusu. Tarış'ın ödeme yönünden çok sağlam bir firma. Çok sağlam bir kooperatif. Çok büyüdü arkadaşlar. Yönetimi de çok iyi. Şimdi bizim içeride mesela şimdi gönderdiğimiz ürünün istersek yarısını, ücretini hemen alabiliyoruz. Şimdi sıradan girdikten sonra kaç kilo oldu, ne kadar gitti hepsini zaten hesaplattıracağım size. Hepsini anlatacağım size tek tek. Evet arkadaşlar, sıram bana geldi, gelecek gibi. Ben burada hazırda bekleyeyim. Evet arkadaşlar, teslim ettim. İşi aldık. Boş kasaları da yerleştirdim. Şimdi bunun toplamda 1932 kilo incir geldi. Birinci incirimiz 1147 kilogram temiz olarak. İkinci incirimiz de 785 kilo. Bunları şimdi muhasebeye geçeyim. Bu da kaç para yaptı? Net şekilde bunları hesaplattıracağım şimdi. Mesai kapanmadan, öğle mesaisi kapanmadan bir bunu hesaplattırayım geleyim. Evet arkadaşlar, hesaplattırdım. Birinci incirimiz 114.700 lira tuttu. Birinci incirimiz. Onun kilosu da 1147 kilo demiştim. İkinci incirimiz, yani natrolümüz 785 kilo olan da 47.100 lira tuttu arkadaşlar. Yani bu incirimizin genel toplam kilosu 1932 kilogram. Toplam tuttuğu fiyatta toplam kaç para tuttu bu romork? 155.328 lira tuttu arkadaşlar. Toplam 155.328 lira tuttu bu romorkumuz komple. Böyle geldi arkadaşlar. Şimdi ben bunu istersen kooperatifin yarısını alabilirim. İster almam. O bize bağlı bir şey. Şurada hesaplattığım rakamı göstereyim. 155.328 lira. Hayırlı olsun. Allah fayda versin. Buraya kadar izlediğiniz için
Destek olduğunuz için ayrıca teşekkürler. Beğenme tuşu var. Şunlara beğenileri basarsanız memnun kalırız. Ben buradan şimdi telefonla çekim yapıyorum. Kapatacağım. Hemen Emine arayacağım. O da çok merak etti. Şimdi benim burada kaç para sattığımı, satabildim mi, geç kaldım mı, kalmadım mı, okula yetiştim mi, yetişemedim mi? Onları bekliyor şu anda benden. Haber bekliyor. Şimdi sizi kapattım mı, videoyu bitirdim mi Emine'yi arayacağım. Ona bilgi vereceğim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.